Mersin'in Silifke ilçesinde düğün hazırlığı yaparken evi ve çeyizi orman yangınında kül olan Fatma Tan'a hayırseverler bir minibüs dolusu çeyiz getirip teslim etti. Yeşilovacık mahallesinde ikamet eden Fatma Tan'ın gözyaşları içerisinde yardım talebini duyan tüm restoranlar ve turizmciler derneği, TÜRES, Adana Şubesi ve Adanalı Kadınlar Topluluğu bir minibüs çeyiz getirerek Fatma Tan'ın yüzünü güldürdü. Adanalı Kadınlar Topluluğu adına Reşan Arlıer ise Fatma Tan'a bir ömür boyu mutluluklar diledi. Anne Eşe Fatma Tan, baba Yusuf Tan ve kardeşi Ayşe Gülten ise yardım yapan herkese teşekkür ettiler. Bu tarafa geçelim. Saçlarını şöyle alalım. Evet. Siz bakar mısınız? Fatma sen de bak. Ülkemizde yangınlar büyük ölçüde hafifledi. Biz Adana yangınında zaten içerisindeydik. TÜRES Adana olarak Adana yangınında, Aladağ ve Kozan yangınında oradaki çalışan insanlara yemek ürettik TÜRES Adana olarak. Görevimiz bittikten sonra buradaki yangın devam ediyordu. Fatma Hanım'ın haberini televizyonda izleyince bu konuya duyarsız kalamadık. TÜRES Adana üyelerimiz ve Adanalı kadınlar, ablalarımız olarak biz çeyizini dizmeye karar verdik. Dün ben buraya geldim tespitte bulunmaya. Fatma Hanım'la beraber canlı görüntülü görüşme yaptık. Çeyizini tek tek seçtik. Akşamdan hazırladık, arabalarımıza yükledik ve yaralarımızın sarılmaya başlamasını addederek şu anda buradayız. Çeyizimizi getirdik. Adanalı anneler ve TÜRES Adana olarak şu anda Fatma Hanım'a çeyizini teslim ettik. İnşallah hayırlı olur. Çok üzücü günler geçirdik ailece. Yani komple memleketçe geçirdik zor zamanlar. Şu an hala geçirmeye de devam ediyoruz. Ama bir nebze şu an mutluyum. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Beni yalnız hissettirmedikleri için, yalnız bırakmadıkları için. En ufak ayrıntısına kadar, mutfak önlüğüme kadar, bohçama kadar, çeyiz sandığıma kadar en ince şekilde düşündükleri için ben çok minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Fatma, bir ömür mutlu ol. Çok İnşallah hani biz Adanalı hanımlar olarak senin evine bir nebze katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun dedik. Evet. Her çorba pişirsin. Pişirmen inşallah bizi hatırla. Hep birlikte el ele yüze kanalda bize çıkacağız inşallah. İnşallah. Faydalanıyoruz. Siz kaç yaşındasınız Yusuf Bey? Ben 71 doğumlu. Eşim. O 72 doğumlu. Anne onu niye çıkamıyorsun şimdi? Dikiş makinesi de yandı. Üstünde pike takımları vardı, dizmiştim.
Evimiz yandı. Her şeyimiz bitti. Kül oldu. Bütün anılarımız, eşyalarımız. Yani akşam saat 8'e kadar biz evimizi burayı terk etmedik. Sonra terk etmek zorunda kaldık. Yani arkamıza bile bakamadık. Bir ay sonra, ben bir buçuk ay sonra düğünüm vardı. Eşyalarım, çeyizim, her şeyim hazırdı evimi düzmek için. Ama şimdi kendi oturduğum, büyüdüğüm ev yok oldu, bitti, tükendi. Yani bir fotoğraf karesi bile kalmadı elimizde. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz şu an. Ne yapmamız, boş bekliyoruz, sadece eve bakıyoruz. Yani hiçbir şekilde hiçbir eşyamızı kullanamıyoruz. Kullanılacak bir durumu kalmadı. Yani yetkililerden bekliyorum, bir şeyler bekliyorum. Birinin bir şey yapmasını istiyorum. Yani kendi evimi düzecekken büyüdüğüm evi tekrar düzmek zorundayız şu an. Yardım istiyorum.